CHP Alanya İlçe Turizm Komisyonu üyesi Hüseyin Sedef, turizmde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Parti binasında turizmde yaşanan son gelişmeler hakkında açıklama yapan Sedef, tüm dünyada en çok etkilenen ve darbe alan sektörün turizm olduğunu söyledi. Bütün dünyada en başta etkilenen, en çok darbe alan sektör gerçeği olarak önümüzde durmaktadır. Koşulların ağırlaştığı bir dönemde devletin desteği olmadan turizm emekçileri olarak bizlerin ayakta kalması mümkün değil. Geçtiğimiz 2020 yılını düşünelim. 2019 yılına göre geçtiğimiz yıl %75 daha az turizm arzı gerçekleştirebildik. Bunu hem sayısal hem de rakamsal olarak şeyleri ortada. Birçok işletme durumlarını şu anki pozisyonlarını, durumlarını banka kredileriyle geçiştirmeye ya da onunla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Maalesef geçen haftalarda yaşadığımız Rusya'nın açıklaması ve 1 Haziran'a kadar uçuşları kapatması en büyük darbe. Yani bütün beklentiler bu sene 1 ile 25 Nisan arası otellerin bir kısmı açılmıştı, bir kısmı 20-25 Nisan tarihlerinde açılacaktı. Yani kendi bölgemiz için söylüyorum. Bu haberle birlikte açılmış işletmeler kapanmaya, açmakta hazırlık yapan işletmeler de doğal olarak açılışlarını ötelemeye karar vermek zorunda kaldılar. Burada en büyük sıkıntıyla son bir yıldır turizm emekçileri zaten zor durumdalar idi. Bu ümitlerle, yani ben yönetici olduğum için bunlar onların, yani o kadar çok şeylere şahit oluyorsunuz ki bir şey yapamamak. Bir de en büyük darbeyi bu 31 Mart'ta biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği sona ermesi. Yani bunun tarihi de bir yani tarihi de bir manidar. En azından bunun Haziran'a kadar bir süre daha sürmesi gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının en büyük beklentileri olduğunu tekrarlayan Sedef, işletmeler geçen yıl çalışamadığı için onlar da finansal krizde. Bu sene geçen yılki gibi olursa birçok işletme batacak. Çünkü kredi borçları var ifadelerini kullandı. Turizm emekçilerinin, şimdi biraz önce dedim hani yöneticiyiz falan, yani birçokları son bir yıldır çalışamıyor. İşte inanın işte eğer iyi bir ev sahibine denk geldiyse, ev sahibi onu bir şekilde idare edebiliyor. Ya da şu da var, sektörü bırakıp çekip farklı iş alanlarına şansını deneyip, yani şu an Alanya ölçeğinde konuşuyorum, şehri terk edip, çiftçilik, ne bileyim, farklı sektörlerde, iş alanlarında şansını deneyip, işi bırakanlar var. Yani bunlara da şahit oldum. Ama en üzücü durum, işte genellikle çalışanlar, işte karı koca, farklı işletmelerde çalışıyor, orada. Biz de mesela bu tip kararları alırken evli insanları, çocukları olanları, onları daha çok tercih ediyor. Hani gençler bir şekilde idare eder. Yani bunun kararını verirken inanın ızdırap çekiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Bizim devletten beklediğimiz hiç olmazsa bu kısa çalışma, maaş destek, bunlarda bir takım kolaylıklar, tamam maaş destekle ilgili 50 liralık bir rakam açıklandı ama bu herkese uymuyor. En azından şu yapılabilirdi, Mart 15 itibariyle işe başlayan, bunu şunun için söylüyorum, çünkü sezon ağırlıklı 1 Nisan'da başlıyor ve işletmeler çalışanlarını 2 hafta önceden otellerin açılma hazırlık süreci için 2 hafta önce başlatıyorlar. En azından 15 Mart'la o tarihten sonra girenler, ki bu Rusya kararından sonra işletmelerin ötelediği, açılışlarının ötelediği o süreci 2 ya da 3 ay daha kolaylık ya da o kısa çalışma ödeneğini devam ettirmesi en büyük beklentimiz. Çünkü bunu çalışanlar bize soruyor, biz bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten işletmeler geçen yıl çalışamadığı için onlar da finansal krizde. Yani biz hatta şöyle bir öngörümüz var. Bu sene geçen yıl gibi olursa çok işletme batacak. Böyle bir gerçek var. Çünkü kredi borçları var. Şeyi çeviremiyorlar. Yani hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.